Güzellikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün ilk defa bir şey yapacağım. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Türklerin ilk etnosuna dair, Türklerin kökenine dair ben görüşlerimi son birkaç aydır değiştirdim. Yayınlanan Hint Avrupalıların kökenine dair makaleler, bir de Elena Kuzmina'nın bu Origins of Indo-Europeans ve bunun çalışmaları, güncel çalışmaları, bir de bizim ilk Türkler, sonraki Göktürkler, Hunlar, ve bunların genetik analizleri yapıldı biliyorsunuz. Ve bunlar da açıkça önceki Doğu Asyalılarla ana soylu olan yani Ancient North Asians, Doğu Asya, Kuzey Doğu Asya yerlilerle hem otozomalde hem haplogrup olarak, atasoylu olarak devamlılığını görmem sonucu. Bir de bu Andronovo'daki akraba evliliği olsun, sonraki Andronovo'nun devamı güneydeki yaz kültürünün direkt Andronovo'dan otozomal ve haplogrup olarak devamcı olmaları olsun. Hem de ilk bu Hint uygarlığını oluşturan güneydeki Hint uygarlığı direkt Andronovo'dan otozomal alıyor genetik olarak. Dediğim gibi burada Hint Avrupalıların birçok olgusunun Andronovo'da devam etmesi, bunların hepsinin bir araya gelmesi ve bir de genetik Origins of Indo-Europeans'da bizim bütün bu çoğu savımızın boşa çıkması dolayısıyla Ural görüşümü değiştirip Doğu Asya görüşünü şu anki verilere göre benimsedim. Yani burada İki görüş öne çıkıyor. Birisi bu Baykal Gölü'nün güney batısına doğru uzanan Deer Stone kültürü M.Ö. 1400'lerden itibaren ortaya çıkan. Birisi de hemen onun doğusunda onun asimile ettiği Slav Brave kültürü. Bunun ilk Proto-Türk kültürü olduğunu düşünüyoruz eldeki verilerle şu anda. En yakınlar bu görünmekte. Bir de Baykal'ın kuzeyindeki Kövs Göl'den genetik karışımlar oluyor sonraki süreçte. Bunların hepsi tabii çeşitli yorumlanabilir. Ama belli ki Baykal çevresinde ilk Türk, Proto-Türk etnosu ve dili oluşmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Hem coğrafi verilerde yeni yeni yapılan çalışmalarla bize ortaya koyuyor. Verimli tarım işçiliğinin buralarda bu Baykal Gölü'nün yataklarında yalıtılmış yerlerde ortaya çıkmasıyla. Bütün bu eski savlarımız bir bir çürüdü arkadaşlar. Dolayısıyla bu görüşü benimsedim. Şimdi burada bununla alakalı yine svastika sembolünün kökeni hakkında ben öncesinde bu Batı Avrasya'dayken bir yorum yapmıştım. Video yapmıştım. Konuşmuştum bu svastika sembolü hakkında. Şimdi o videoyu izleyeceğiz arkadaşlar. Yani daha doğrusu dinleyeceğiz. Çünkü maalesef bir arkadaşımız bana bu videoyu bulup yolladı ama sadece ses kaydı var. O yüzden ben resimlerle size desteklemeye çalışacağım ve kendi yorumlayacağım işte. Yaptığım yanlış yorumları kendim düzelteceğim güncel olarak. Siz de ikisiyle iki görüşümü de karşılaştırıp artık kendi çıkarımınızı yaparsınız arkadaşlar. Sevgiler. Burada gördüğünüz resim Arkayım şehrinin resmi bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şimdi bunu neden açtım ben? Bunu açmamın sebebi şu. Bir Volkan Çelik diye bir adam var. Bir arkadaş bana şeyini yolladı. Hocam dedi bu Volkan Çelik dedi bir video yayınladı dedi. Bu videoda dedi Arkayım'dan bahsediyor dedi. Ama dedi bu Arkayım'dan bahsederken hiç Türklükten bahsetmiyor dedi. Bir baksana filan. Ben de açtım baktım videosunu. O Volkan Çelik biliyorsunuz böyle uzaylılar, İşte Anunnakiler, böyle konular, yine aynı şekilde spekülatif konularda bayağı videolar yapan bir arkadaş galiba. Komplo teorist yani tarzında bir şey. Şimdi açıp videosunu izledim. Videoda biliyorsunuz Arkayım şehri, bilmeyen arkadaşlar için çokça bahsetmiştim konularda arkadaşlar. Arkayım şehri M.Ö. 2100'lere tarihleniyor. Bir 150 sene falan ayakta kalıyor. Ondan sonra da yıkılıyor arkadaşlar. Bizim günümüzün Başkurdistan'ında gördüğünüz üzere o resmin sol yanında aslında ben hani o daire içine aldığım bölge var ya Hazar Denizi'nin kuzeydoğusuna doğru yani günümüzün işte Başkurdistan'ına doğru Ural Dağları'nın güneyi yani o bölgede Sintaşta kültüründe en gelişmiş şehirlerden bir tanesi. Bu Arkayım gibi irili ufaklı aynı kültür içinde yaklaşık bir 150 tane daha şehir var ama çok yavaş ilerliyor oradaki kazılar çünkü Ruslar o kazıları yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Volkan Çelik biliyorsunuz dediğim gibi hani uzaylı teorisyenler falan ama Volkan Çelik burada temelde aldığı bilgiler doğruymuş. Biz de bunu anlamış olduk. Sintaş'ta arkadaşlar tamam doğru bilgileri veriyorum burada zaten ama şimdi biz bunu biliyorsunuz Osman Karatay Hoca'nın görüşlerine ben de savunuyordum o sıralar. İlk Proto Türkçenin ayrışık Türkçe dilinin Sintaş'ta da yani M.Ö. 2200'lerden itibaren bu Uralların güneydeki kültüründe oluştuğunu savunuyorduk o zaman. Ondan sonra da bu kültürün yavru kültürü olarak Andronovo kültürü söyleniyor biliyorsunuz. Zaten gerçek. Bunlar gerçek. Ama yeni çalışmalarda şu da ortaya çıktı arkadaşlar. Bu
Proto-Hint Avrupalı sayılan ünlü Yanlıaya kültürünün devamcı kültürlere, biliyorsunuz burada Abaşeova var. Ondan sonra batıya doğru, doğuya doğru uzanan bir Abaşeova kültürü. Sonra bir de kuzeyde, hemen kuzeyde Kordetveer kültürü var. Yine bu kültür bir süre sonra Hint Avrupalılar tarafından bu kültürün yayıldığı alanlardaki insanlar da asimile ediyorlar. Bu kültürde R1az E93 ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yamnaya da R1b yoğunlukta, R1bl 23 yoğunlukta I var. I2 haplogruptu sanırsam. Haplogrup olarak söylüyorum arkadaşlar. Bu R1a ile R1az E93 ile R1bl 23 ve I2, bunlar savaşmaya başlıyor. Yani Yamnaya kültürünün çıkışları Abaşovo ve Kordetveer'den sonraki süreç. Bunlar da aslında Hint Avrupalı. Bunu da anlıyoruz biz aslında otozomalden filan. Bunlar arkadaşlar birbirleriyle savaşmaya başlamışlar gerçekten. R1az E93 savaş. Ama bunların hepsi Hint Avrupalı arkadaşlar. Bunlara önceden biz ne diyorduk? Bunlar aslında Türktü. Yamnaya'da bir süre sonra güneyden gelen asıl bu Kafkas Avcı toplayıcılar veya bu Ukrayna'nın yerlileri, aslında Hint Avrupa diline sahip çıkanlar, bunlar güneyden geliyorlar. Aslında Yamnaya'nın başında olan kurgan yapıcıları bir süre sonra asimile ediyorlar. Aslında buradaki kurumsallaştırıcılar, eskiden diyorduk ki biz, bunlar ön Türk işte. Zaten çünkü ilk kurgan yapıcıları bu Askoporp alanında çalışmalarına bakarsanız arkadaşlar, milattan önce yaklaşık 5000'lere tarihleniyor. Bir Samara kültürü var. Bu İtil boylarında Samara bendi, Samara kavramı deniliyor. Burasın arkadaşlar, şimdi son yapılan bu Genetic Origins of Indo-Europeans'ta buradan açıkça otozomal East Hunter Gatherers katkı var. Muhtemelen bunlar da Hint Avrupalı olabilirler. Buna Askoporpala Ural halkı diyor. Proto Ural. Yani kurganı Proto Ural halkı yaptı diyor. Biz bunu işte bu Proto Ural denilen bu halkı, Samara kültürünü biz ön Türk, yani pre-proto Türk diyelim. Yani ondan önceki atalar, ilk kurgan yapıcıları savunuyorduk. Ama dediğim gibi son genetik makaleler bunların hepsini çürüttü. Belli ki bir devamlılık var. Buradan sonraki çıkan bu Kafkas Lower Volga bölgesi, daha güneydeki. Burada Srednistok'ta ve sonraki Yamnaya'da açıkça buradan genetik devamlılık da var. Ondan sonra haplogruplar da var. Hatta bizim bir savunduğumuz şey vardı. Hititlerde niye step genetik mirası yok? Niye haplogruplar yok? R1A, R1B. Hititlerde de çıktı arkadaşlar. Buradan da çürüdü bizim verilerimiz tabii ki baktığımız zaman. Ama Sintaş'ta özelinde de, Sintaş'ta belli ki burada daha batısında olan Abaşoğlu ile savaşmış. Çünkü Sintaş'ta arkadaşlar direkt Kordetveer'den gelme. Burada Fatyonova, Belonova kültüründen gelme. Birbirleriyle savaşmışlar. Ama bunların hepsi Hint Avrupalı arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim. Bundan sonraki yorumlarımı da ona göre dinleyin derim size. Şimdi o Volkan Çelik bu videodan bahsederken işte anlatmış, demiş ki işte bu arkayım demiş. Hint Avrupalıların en eski, en kadim şehirlerinden bir tanesidir. İşte Aryanların kadim şehirlerinden bir tanesidir. Bu şehirdeki semboller, şehrin kendisinin bir sembol olması, ondan sonra bu şehirdeki işte o çeşitli sembolik gönderiler, çeşitli yazıtlar, çeşitli ele geçen heykeller. Bunun anlatısına göre bunların hepsi şeymiş. Proto Hint Aryanlardan, yani Doğu Hint Avrupalılardan sonradan bunlar, onların anlatısına göre işte bu Sintaş'ta biliyorsunuz Andronovo kültürünün öncüsü, Sintaş'ta kültürü. Dolayısıyla bu Sintaş'ta kültürü de batıdaki en eski Hint Avrupalı kültür olan Yamnaya'dan direkt devam eden bir kültür. Aynı görüşlere sunmuş. İşte burada böyle çok eski, en eski ritüeller yapılıyor. Sonra buradaki yapılan ritüeller, tanrı inanışları, işte çeşitli sembolik anlamlar ve yıldızların sembolik anlamları sonradan bu güneydeki Ariler, Aryanlar, yani Hindistan'a hakim olanlar, Hindistan'daki Dravidler üzerinde hakim olanlar, Hint uygarlığını oluşturanlardaki bu hani şeyler, yani Doğu Hint Avrupalılarının ritüelleri olacak olan şeyler. Onun da öncülleri. O yüzden çok önemli. İşte burada ki şeyler, inanışlar sonraki Rigvedalara girmiş. Buradaki işte Hint inancına, sonradan da Aryan inancı, işte Persler falan oradan devam etmiş. Şimdi görüldüğü üzere aslında adam doğru söylemiş arkadaşlar. Yani adamın sunduğu veriler, şu anda adamın sunduğu verilere katılıyorum ben de. Buradaki semboller, buradaki inanış biçimleri, önceki ritüellerin devamlılığını biz aynı şekilde sonraki Andronova'da, onun devamı olan Yaz kültüründe, BMAC ile karışma döneminde ve daha da güneye inen Hint uygarlığında hala bu kültürel devamlılığın
kalıntılarını biz görüyoruz zaten arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru. Ben burada tabii bunu eleştirel konuşuyorum ama aslında doğru. Bak mesela bu Arkaim'de neydi, Volkan Ateş miydi? O bir şeye daha değinmiş arkadaşlar. Neye değinmiş? Demiş ki bu Arkaim demiş. Yukarıdan baktığınız zaman demiş. Neye benziyor? Svastika değil mi? Svastika'ya benziyor. Yani bizim Türklerdeki oz. Şimdi bu oz sembolü, yani Türklerdeki çarkı felek arkadaşlar. Svastika, gamalı haç. Aslında 1930'lu yıllarda Hitler'in sahiplendiği ve Hint-Avrupa gruplarına mal ediliyor biliyorsunuz. Ama olayın iç yüzü işte öyle değil. Bu sembol aslında Türklerin en eski kadim sembollerinden biridir arkadaşlar. O Kırgızistan'daki Saymalı Taş. Her zaman söyleriz Saymalı Taş bölgesi Kırgızistan'da. Hatta bir yanımda Saymalı Taş'a falan değinmiştim galiba. Bir de Kazakistan'daki ne var? Tamgalı Say var. Petroglifler. Bu petroglifler de biz açıkça arkadaşlar bu sembolleri orada da görebiliyoruz. Bu petroglifflerin tarihi o milattan önce 3000'li yıllara kadar gidiyor zaten. Yani ön Türk atalar bu Oz tamgasını o dönemde işlemişler. Bu Oz tamgası yani gamalı açı hangi Oğuz boyu en çok kullanıyor arkadaşlar? Hangi Oğuz boyu en çok kullanıyor? Avşar Oğuzları kullanıyor arkadaşlar. Birçok Avşar kızının, kadınının giysilerinde vardı bu sembol yakın tarihlere kadar. Peki biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Oz, svastika, çarkıfelek sembolünün biz Sintaşta kültüründe ilk defa görüldüğünü, Andronova'da devam ettiğini anlıyoruz. Peki bu ne demek? Türkler açısından bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bazıları diyecek, aa o zaman Hint Avrupa'ymış. Doğru, burada Hint Ari kültürüdür bu aslında. Sintaşta kültürü, Proto Hint Ari derler hatta. Hint Ari kültürü sonradan Andronova, daha doğrusu o. Şimdi bu kültürün devamı Andronova kültürü arkadaşlar. Doğuya doğru hızlı yayılmaya başlıyor. Kendi alt dallarında bir sürü bunun Alakulu, Fedorovo, bir sürü alt kültürleri var. Yani doğuya doğru yayılan kültürleri. Buradaki hem Ural halklarında mesela Semimay Turbino kültürü var. Bu tüm coğrafyaları katlayan. Bunlarla çatışmaya, çekişmeye başlıyorlar. Aynı şekilde belli ki bu Baykal civarında bizim ön Türk atalarla da karşılaşıyorlar arkadaşlar. Bu kadar güçlü olmalarına rağmen bizim doğudaki ön Türk atalarımıza laf geçirememişler. Belli ki karışabilmişler. Çünkü bunlar çok savaşçı ve çok çevresindekileri ezen insanlar. Ama belli ki burada bizim ön Türk atalara saygı duyarak burada bir karışım, kültürel alışveriş yaşanmış. Kimileri diyor ki bu Semai Turbuna kültürü dolayısıyla olmuştur. Proto Ural halklarıyla alakalı. Kimisi de diyor ki bu Andronova döneminin sonlarına doğru. Biliyorsunuz Batı'da Kazakistan'da burada Begazi Dendibay kültürü var. Piramit yapılarının ortaya çıktığı bir kültür. Ben bunu eskiden işte bu Andronova ile alakalı ön Türk diyordum. Artık bu da belli ki Hint Ari kültürü Andronova'nın içinden belli. Bu devamcı kültürü çünkü milattan önce 1350'lerde özellikle yayılıyor Kazakistan coğrafyasında. Bunun daha doğusunda da Karasuk kültürü var. Bu tam geçiş kültürü arkadaşlar. Bu Karasuk kültüründe de bir karışma olmuş. Burada Karasuk kültürünün Yenisey olabileceği, direkt Ural olabileceği, İşte Türklerin de bunun içinde yer alabileceği tam bir karışım kültür. İşte bu karışım kültürü sıralarında kimileri diyor ki bu Karasuk'ta, kimileri Semai Türbino'nun devamında, bizim bu Deerstone buradan Sintaşta'daki önemli olguları alıyor, benimsiyor. At arabası mesela. Buradaki atçılıkla alakalı olgular. Bir de arkadaşlar dediğimiz gibi buradaki Oz tamgası. Oz tamgasını da benimsiyorlar arkadaşlar belli ki bizim ön Türkler ve bunu çok önceki dönemlerden itibaren kabulleniyorlar. Ve buradaki Sibiryalı İskitler de zaten aslında bu karışım kültürünün devamıdır ilk defa buralarda ortaya çıkan bildiğiniz üzere. Ve bunun devamındaki Pazarıktır, Taşmola'dır. Bunlar zaten Tengri Dağları, onları da ben bunun içine dahil ediyorum sonraki süreçte. Ve Tagar'ın son dönemleri, Tagar kültürünün son dönemleri, Taşlık kültürü zaten ve artık doğudaki Hunların çıkışıyla, bunun yayılmasıyla bu doğudaki İskitler zaten Türk kültürleridir. Ve Hunlar da zaten Türktür. Bunu genetik analizlerle de doğrulayabiliyoruz. Ve buradaki Oz tamgası aslında bizim Türklere tab bu dönemlerden itibaren, milattan önce binlerden itibaren geçmiş ve bizim tengrici yapımız tarafından kabullenilmiştir. Ve bundan sonraki söyleyeceğim felsefi, anlamsal olguların hepsi doğrudur. Bunların hepsine katılıyorum arkadaşlar. Bunu burada belirtmiş olayım. Burada unutmadan şunu da belirteyim. Bu tamgalı say ve saymalı taşın İlk dönemleri arkadaşlar belli ki yani eğer milattan önce 2000'ler öncesinde de varsa ki karbon 14 metodüyle bu önceki dönemlere kadar gittiğini de söylüyorlar. Bu ilk dönemler Proto Hint Ari dönemi arkadaşlar. Sonraki dönem
Türkleşme dönemi ve İskitlerin. Yani burada tarihsel bir süreçlik var aslında. Bu petroglifleri ilk yapanlar Proto-Hintariler, sonraki süreçte Türklerdir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi doğuya giden Hintarilerle ön Türkler karışmış, yeni bir etnogenez yaşanmış. Buradaki Sibirya İskitleriyle Hunların devamlılığı, bunlarla bu yeni etnogenez sonucunda buradaki Proto-Hintariler, Hint Ariler arkadaşlar Türkleşmiştir. Türklük içine girmişlerdir. Yani doğudaki anayla, ana soylu olanlarla, değil mi? Bir kısım Közköy soylu olanlarla karışma yaşanmış. Yeni bir etnogenezde yeni bir Türk genetik mirasıyla yeni Türkler ortaya çıkmışlardır arkadaşlar. Bu sadece bize özgü değil. Bütün dünyada böyle etnogenezler yaşanıyor arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım. Biliyorsunuz Oğuzlar Anadolu'ya geldiğinde yeni bir Anadolu'da etnogenez yaşanıyor. Anadolu yerlileriyle karışıp biz kendimize Türk diyoruz. Çünkü Türkçe konuşuyoruz. Türk kültürüne dairiz. Ama genetik mirasımız da Oğuzlarla beraber Anadolu'nun yerli genetik mirası veya Kafkas genetik mirası var, değil mi? Ama hepimiz şu anda Türk'üz. Dolayısıyla bu etnogenezin öncesi işte o dönemler yaşanıyor arkadaşlar. Bunu bilmek lazım tekrar. Bu kötü bir olgu değil. Bütün dünyadaki halklar, Germenler için de aynı şekilde. Germenlerin de genetiğinde Kelt genetik mirası var. Baltoslav genetik mirası var. Yunanlarda da aynı şekilde, öyle değil mi? Bunlar bir şey kaybettirmez. Bu aksine bana göre bir zenginliktir yani. Güçlülüğün göstergesidir bir millet için. Bunu bu açıdan bakmanız lazım, anlamanız lazım. Siz niye kabul etmeyeceksiniz ki bütün dünya bunu kabul ederken? Dolayısıyla bu açıdan bakacaksınız arkadaşlar. Peki temel olarak nedir bu? Yani bu O sembolü aslında evrenin işleyişini arkadaşlar. Manadan maddeye geçişi, yani panteist bir anlayışla burada Tengri'den olan ruhların maddi hayata girişleriyle evrenin işlemeye başlayışını simgeliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Döngü ile evrenin işlediği anlatılıyor. Bu gamalı ağaçın orta noktası Türklere göre arkadaşlar kutup yıldızını, yani demir kazığı simgeliyor aslında. Merkez sembolizmidir bu. Gökyüzünün çarkını, döngüsünü de ifade ediyor. Gökyüzü Türklere göre burada bir çark şeklinde tasavvur ediliyor ve Türkler tarafından ve aslında 28 bölüme de ayrılıyor. Yani ayın döngüsüne göre de ayrılıyor aslında ve bizim o otağların yurtları, hani yurtta diyoruz ya bunlara. İşte bu döngüye göre göndermeyle 28 bölümlü yapıyorlar o otağları, yurtları filan. Hatta şey vardı, Türkolog Eberhard vardı. Bu durumu o da belirtiyor açıkça. Dolayısıyla arkadaşlar bu çarkı felek sembolü dört yönü, dört sabit takım yıldızını da sembolize ediyor aynı zamanda. Aslan, kova, akrep ve boğa takım yıldızı, bunlar sabit takım yıldızlardır. O İslam öncesi Türk ataların kendi mantık düşünce sistemlerinin aslında çıkış noktasıdır. Yani gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var. Bir de her zaman anlatırım ben, Türkler milattan önce binlerden itibaren böyle göçer toplumlar olmaya başladıkları için daha da fazla burada gökyüzüne bakmak zorunda kalıyorlar. Yönlerini bulabilmek için arkadaşlar. Yani yön yollarını burada kaybetmemek için. Mevsimleri burada böyle iyi anlayabilmek için. Zaten mevsimleri bu çarkı felek sembolüne göre ayarlıyorlar. Zaten bu çarkı felek sembolünün anlamı aynı zamanda böyle büyük ayı takım yıldızını falan da ifade ediyor. Büyük ayı takım yıldızına baktığımız zaman kutup yıldızının etrafında böyle döndüğünü görüyoruz biz. Ve bu büyük ayı takım yıldızının mevsimlerinin oluşturduğunu düşünüyorlar bizim Türkler de. Dolayısıyla bu Oz, Svastika, çarkı felek sembolü onun böyle iz düşümü olarak da algılanmaya başlıyor. Hani dönüyor ya. Çünkü Türkler büyük ayı takım yıldızına göre mevsim dönümlerini anlamışlar dediğim gibi. Büyük ayı takım yıldızının kuyruğu orada kuzeyi gösterdiği için zaman, mesela o kuzeyi gösterdiği zaman kış başlangıcı sayılıyor. Güney gösterdiği zaman da yaz başlangıcı sayılıyor bizim Türklerde. Dolayısıyla buradan mesela böyle gönderme yapıyorlar, anlıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi 4 aslında krali takım yıldızı var da bizim Türklerde. Ta mesela o Mezopotamya'da Sümer Suvar döneminde bizim kuzeydeki Sintaşlı'dan beri bu sembol çok önemli görülüyor arkadaşlar. Tabii bunun şeyi de var. Böyle ne derler? Yani burç anlamları falan da var. Bizim Türkler mesela bu burç anlamlarına falan da önem veriyorlar arkadaşlar. Ne mesela bunlar? Aslan, kova, boğa, akrep. Aksında çünkü hareket ettiği için bu sembol gökyüzü yönlerde buna göre belirleniyordu. Güneye böyle kova takım yıldızını yerleştiriyorlar. Kuzeye aslan takım yıldızını yerleştiriyorlar. Bunlar evrensel düşünceler olarak Türklerde algılanıyor arkadaşlar. Bir de tabii Türklerde renklerin anlamları olayı falan da var bildiğiniz üzere. Ama Türklerdeki en önemli renk nedir? Mavidir arkadaşlar. Çünkü Tengri'nin rengi mavidir. Gök Tengri. Gök kelimesinin diye bir anlamı zaten mavi.
Turkuaz nasıl hani Türk rengi olarak kabul ediliyor? Gök tenginin rengi de aslında mavidir arkadaşlar. Yani Orta Asya'daki dilek ağaçlarına baktığımız zaman genelde gök renginde aslında çaputlarını bağladıklarını görüyoruz biz Türklerin, atalarımızın. Neden? Çünkü Tengri ile iletişim kurmak için Türkler ne yapmışlar? Türk atalar dileklerini ona göndermek için onun rengini, yani gök mavi rengini kullanmışlar. Bu aslında mitolojik olarak da çok anlamlıdır yani. Gök rengi aynı zamanda böyle sonraki süreçte Tengri Ülgen'in de rengi oluyor. Biliyorsunuz ön Türklerin yaratıcı tanrısı normal Tengri'dir arkadaşlar ama sonraki süreçte biliyorsunuz o ulu ruhlar bazı Türkler tarafından tabii ki ayrı tengriler olarak da algılanıyorlar. Hani başta yine yaratıcı olarak panteist bir yapıda tüm tengrileri, tüm varlıkları kapsayıcı olarak tengri duruyor. Ama onun altında bildiğiniz üzere onun görevlendirdiği işte Ülgen'dir, Erlik'tir, Akana'dır. Veya değil mi? Mesela bunlar filan. Bunlar Umayana olarak. Bunlar da yer almaya başlıyorlar. Sonraki Türklerin mitolojilerinde özellikle Altay'da filan. Bunlar değişiyor. Yani Göktürk döneminin sonlarından itibaren, yani Göktürklerin belli ki yıkılmaya başladığından sonra. Çünkü Göktürk döneminde Tengri çok kuvvetli. Hun döneminin güçlü olduğu zaman da Tengri çok kuvvetli aslında. Yani tek bir tanrı olarak, yönetici, yaratıcı tanrı olarak çok kuvvetli aslında. Ama dediğim gibi ondan önceki süreçte, yani bizim Tunç Çağı dönemindeki ön Türk dediğimiz süreçte arkadaşlar, sadece panteist anlamda Büyük Tengri'nin yaratıcı olarak, Büyük Tengri'nin varlığını biz anlayabiliyoruz. Ta bu Sintaşta'dan itibaren. Çünkü arkadaşlar bu Sintaşta'da sadece bu svastika ozun yanında Tengri'nin kendi sembolü de var. İduk sembolü falan da var. Böyle hani dairenin içinde kare veya çizgiler falan. Bunları biz ta orta Sintaşta'da da görüyoruz. Şimdi buna benzer sembol, yani böyle bir güneş sembolü, büyük kafa, böyle onun çevresinde ışıkların saçıldığı bir güneş sembolü. Aslında bu bir kam sembolü arkadaşlar. Kam, yani şaman olarak bildiğimiz, Türkler kam derler ya. Bunları tasvir ettiği düşünülüyor arkadaşlar. Bu sembol. Bu sembolün aynısını biz aslında Okünev kültüründe, M.Ö. 2500'lerde biliyorsunuz Altayların kuzeyinde, Yenisey boylarında serpilen bir kültür. Bu kültürde görüyoruz. Şimdi bunun kökenleri hakkında çeşitli görüşler var. Daha önceki Afanasyo'yla, artık bu da Hint-Avrupalı olduğu belli. Çünkü daha önceki bizim görüşümüzde tabii bunlar da eski Türklerle alakalıydı. Ama şimdi artık belli, çünkü bu Uralların güneyindeki bu Hvalis kültürüyle çok benzer, Yamnaya'yla da benzerliği artık ortaya çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla kimileri diyor ki direkt bunlardan geldi. Kimileri de diyor ki hayır, bu aslında Yenisey boylarındaki daha önceki bu ana soylu olanlar, yani Mongoloid tipli olanlar bunu yaydılar. Ama öyle veya böyle arkadaşlar, bu sembolün devamlılığını bizim Türkler sonraki süreçlerde yapmışlar. Bu dediğim gibi sembolün devamlılığını biz Türklerde görmekteyiz arkadaşlar. Her ne olursa olsun kökeni. Bizim Türkler bu kültürü de benimsemişler diğer şeyler gibi ve taşıyıcısı olmuşlar. Tıpkı arkadaşlar bak, Sintaşta'daki bu savaşçı kültürler öyleler, at arabası, sonraki konar göçerlik, zaten Sibiryalı İskitler'de doğuda çıkıyor arkadaşlar. Hint Ariler temeldeki bu kültür unsurlarını güneye inince BMAC ile karışarak buradaki Hint uygarlığına bırakıyorlar. Doğuya gidenleriyle bizim Türkler bu etnogene sürecinde bütün bu kültürel olguların hepsini bizim Türkler devam ettiriyorlar aslında arkadaşlar. Bizim tarihçilerin düştüğü hata bu. Diyorlar ki bütün bu kültürel olgular Türklerde var. Dolayısıyla Andronova'da öyle olmalı, işte Türk olmalı filan falan diye. Yanlış çıkarım, bizim tarihçiler senelerden beri burada yapıyorlar. Ya bu kültürün hepsini Türkler yapıyor. İşte balbalları sadece Türkler yapmış. İşte kurganlar sadece Türklerde var sonraki süreçte. Dolayısıyla bunların en eski yapıcıları da Türkler olmalı diye geçmişe yönelik çıkarım yapıyorlar arkadaşlar. Doğru. Sonradan bunların hepsi Türkler tarafından devam ettirilmiş değil mi? Kıpçaklar 1500'lere kadar balbalı yapmışlar, kurgan yapmışlar. Değil mi? Bizim Oğuzlar bıraksa da İslamiyet'in etkisiyle onlar devam etmişler, mumyalama yapmışlar filan. Ama bunların kökenine baktığımız zaman arkadaşlar, ilk kurganlara baktığımız zaman, ilk balballara baktığımız zaman farklı bir sonuç görüyoruz burada. Yani burada bir Proto-Hint-Avrupalı süreç görüyoruz arkadaşlar. Ya bu kötü bir olgu olarak bunu algılamamamız lazım arkadaşlar, bakın. Bunların hepsi Türkler tarafından devam ettirilmiş zaten. Bu Türklüğe dair bir kayıp değildir arkadaşlar. Kültürel geçişler her şekilde olabilirler. Bizim Türkler M.Ö. binlerden itibaren çok savaşçı bir uygarlığı ortaya koymuşlar. Bütün bu olguları harmanlayarak bir etnogener süreci sonucunda dünyanın fatihleri olmuşlar. Biz buna bakacağız. Değil mi?
Dünyaya yön verenler olmuşlar milattan önce binlerden itibaren. Siz ondan öncesini boş verin ya. Boş verin kardeşim. Şaka bir yana, Türkler gerçekten harmanlayıcı, tamam mı? Bunun sonunda dünya fatihi rolleriyle dünyaya yön vermişlerdir arkadaşlar. Bu yüzden Türkler dünyanın sayılı milletlerinden, tabii ki ben de bir Türk olduğum için en üstün milletlerinden biri olmuştur. Tabii ki günümüz hakkında farklı konuşuruz. Günümüz bunca yıllık, yüzyılları bulan dejenere sonucunda nasıl olduğumuz ortada da. Neyse, girmeyelim bu konulara arkadaşlar. Böyle. Hocam kırmızı ne oluyor peki demiş Rey. Kırmızı bizde direkt savaş tanrısı. Sonradan kızagan tengri var ya, kızagan tengri falan, onunla anlaşılıyor. Zaten savaş rengi olarak anlaşılıyor. Kırmızı renk. Hayat ağacı, bizim hayat ağacı motifi çok eski dönemlerden itibaren. Hem Okinev'de var doğuda mesela, hem şeyde de var. Yeni Seylana bölgesinde falan da var. Burada hayat ağacının çeşitli seviyeleri var ya, hayat ağacı. Renklerle de bazı yerlerde, bazı sembollerden, bazı tamgalardan falan anlayabiliyoruz biz. Renklerle de ifade ediliyor. Kimilerinde biliyorsunuz hayat ağacının seviyesi 9'dur. 9. seviyede hayat ağacının en ucunda ne vardır arkadaşlar? Sirius yıldızı vardır. Sirius yıldızı dolayısıyla çok önemlidir. Tengri'ye ulaşmak babında Sirius yıldızı çok önemlidir. Türkler zaten neredeyse eski bütün kadim Türkler Sirius'a çok önem atfetmişlerdir. Oradan geldiklerini düşünmüşlerdir. Sirius'tan geldiklerini düşünmüşlerdir. Türklerin çoğunluğu Sirius. Dolayısıyla biliyorsunuz hem Oğuz Kağan destanında olsun, hem Göktürklerin destanında olsun, hem Kıpçakların ataları dediğimiz Busunların destanında olsun, hep bu göndermeleri biz görürüz Sirius yıldızı. Ama arkadaşlar bakın, Sirius'a Türkler iyi anlamlar, yaratıcı anlamlar atfederken, mesela Çinliler, değil mi? Farklı bir uygarlık. Çinliler, batıya gittiğimiz zaman Yunanlar veya Mısır'a gittiğimiz zaman filan kötü anlamlar atfediyorlar arkadaşlar. Kötücüldür Sirius onlara göre. Kötülük getirir. Ama bize iyilik getirir arkadaşlar. Batıdaki kavimlere kötülük getiriyor, bize iyilik getiriyor. Bunun bir tek farkını şeylerde görüyoruz biz. Romalılarda, bu Romalılardaki farkın etkisi de şundan arkadaşlar. Etrükslerin etkisinden dolayı. Çünkü Etrükslerde de biliyorsunuz hani kurttan besleme, gök kurttan Romus Romulus'un beslenmesi olayı falan aslında Etrüks alıntısıdır. Bunun yanında bir de ne var? Kotuz var arkadaşlar. Bizim mesela eski Türklerde Türeyş destanlarında veya yaratım destanlarında falan kotuz. Kotuzu biliyor musunuz? Kotuz. Kotuz arkadaşlar böyle büyük heybetli boynuzları olan, o Tibet'e doğru yak Tibet'i falan yak öküzü derler ya, kocaman böyle çok iri. Onu bizim Türkler mesela onu da kutsal atfediyorlar kurtun yanında mesela çoğu Türk'te. Onu kutsal atfederler, onu da yaratıcı motiflerle iç içe getirirler, onun boynuzları özellikle. Bu boynuzları zaten, onun boynuzları direkt bizim Oğuz Kağan destanına da işlemiştir. Oğuz Kağan biliyorsunuz boğa, göksel boğanın oğludur ya, göksel boğayla, anası da tanrısal. Oğlu, bunların hepsi birbirle bağlantılı arkadaşlar. Bir de Oğuz Kağan destanını sadece Oğuzlara atfetmekte yanlış bir şey. Oğuz Kağan destanı aslında Batı Türklerinin çok uzun bin yıllarda oluşturdukları, çok çok önceki dönemlere giden bir zihnin ürünüdür Oğuz Kağan destanı arkadaşlar. Sonraki hani o Müslümanlık sonraki dönemdeki üretilen Oğuz Kağan destanından bahsetmiyorum. Yani bizim elimize geçen Oğuz Kağan destanı eski versiyonu Uygurlar döneminden geçiyor ya. O Uygurlar dönemindeki Oğuz Kağan destanını okuyacaksın ki. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Mesela buradaki kemer motifi falan var. Kemer motifini biz aynı aslında şeyde görüyoruz. Bak Sintaşlı'daki şeyden, kurganlarda savaş arabasının yanına gömülen elit sınıftaki bazılarında mesela vardır. Kemer vardır. Bu kemer sembolü bizim Türklere de çok geçer. Oğuz Kağan destanında da çok geçer. Türeyş'te de geçer. Bu kemerler bizim şeylerde de vardır. Yani Kağanların kurganlarından filan, yani yöneticilerin kurganlarından çok çıkarlar kemerler. Kemerlerin kat kat olması filan. Bunlar mesela şeyi gösterir. Soyluluğu, işte savaşçılığı filan, bunun gibi. Bir sürü sembolik anlamlar var. Aslında buna ayrı ayrı işlemek lazım ya bunların hepsini de. Öyle.